herhangi bir mevzuda geniş, derin ve sistemli düşünme manalarına geliyor tefekkür. Tefekkür, erbabınca kalbin çırası, ruhun gıdası, bilginin ruhu, İslami hayatın da kanı, canı ve ziyasıdır. Yeryüzünde her şey bir ibret levhasıdır. İşte bir tavus kuşu açmış ve kendini gösteriyor. Biz de bu tavus kuşunu izleyerek tefekkür etmeye çalışıyoruz. Kim bilir varlık her haliyle bizlere neler anlatıyor. Tefekkür olmayınca kalp karanlıklaşır. Ruh hafakanlara girer ve İslami hayat da kadavralaşır. Bu yüzden çevremize baktığımız her varlığın üzerinde Cenab-ı Hakk'ın hikmetini ve varlığın yaratılış gayesini, varlığın üzerindeki hikmet çerçevesini okuyup anlamaya çalışmamız gerekiyor ki kalbimiz karanlıklara gömülmesin, ruhumuz da hafakanlarla inlemesin. Tefekkür kalpte öyle bir nurdur ki hayır ile şer, fayda ile zarar, güzel ile çirkin onunla görülür ve sezilir. Kainat onun sayesinde okunan bir kitap haline gelir. Kur'an ayetleri onunla kendilerine has ayrı bir derinliğe ulaşır. Gerçekten varlığa her bir harfe, her bir kelimeye, her bir yaratılan nesneye baktığımız zaman tefekkürün aydınlık nurlarıyla bakarsak hayrı ve şerri net seçeriz. Bizim için faydalı olanla bizim için güzel olanı ve çirkin olanı daha net ayırt edebiliriz. Tefekkür, hadiselerden ibret alma ve çeşit çeşit netice çıkarmanın çırağı, tecrübelerin altın anahtarı, hakikat ağaçlarının fideliği, kalp nurunun da göz bebeğidir. Onun içindir ki her güzel şeyde olduğu gibi tefekkürde de zirveleri tutan ufuk insan, tefekküre denk ibadet yoktur. Öyleyse gelin Cenab-ı Hakk'ın nimet ve kudret eserlerini tefekkür edin. Ama zinhar zat-ı bari tefekküre yaklaşmayın, kalkışmayın. Zira o insan düşüncesini aşan bir mevzudur. Evet, şimdi düşündüğümüz zaman şu topraktaki hareketleri, topraktaki karıncayı halk eden Rabbimiz hangi gaye ile, hangi güzelliklerle toprağı bu güzel canlılarla neşelendirmiş? Toprağın altını üstüne getirerek aslında toprağı hem bir gıdalanma hem de bir toprağı tekrar tazelendirme çabasındalar ve insan için. Şu güvercine baktığımız zaman her bir haliyle belki rızıklanmayı, rahmeti, merhameti anlatıyor. Şu yapraklara baktığımız zaman, desenleriyle gördüğümüz zaman, yeşil nazenin yaprakların arasındaki o güzelim gelin gibi çiçekler bizlere Rabbimizin Musavvir ve Müzeyyin ismini anlatıyor. Güneş, Rabbimizin Münevvir, Nur ismini en güzel şekilde anlatıyor. Şu dalgaların birbirleri arkasından gidip gelmesi, kovalanması, güneşin ışıklarını yansıtması ve bizlere verdiği o derin huzur Cenab-ı Hakk'ın Latif ismini hatırlatıyor. Rabbimizin Cemal ismini hatırlatıyor. Güneş Nazen'in haliyle bizlere Cenab-ı Hakk'ın rahmetini ve bütün varlıklara verdiği gıda ile Cenab-ı Hakk'ın Rezzak ismini hatırlatıyor. Şu yeşil yapraklara, yeşil ağaçlara, kuru ağaçlara baktığımız zaman topraktan beslenen, kökünü toprağa dayamış bu ağaçlara baktığımız zaman Rabbimizin azametini anlıyoruz. Kuru bir topraktan bu kadar farklı yaprakları, farklı ağaçları yaratan Rabbimizin büyüklüğünü ve azametini anlıyoruz. Bir ördek yavrusuna veyahut da bir dereye baktığımız zaman, derenin akışına baktığımız zaman, oradaki canlıların
yaşayışını gözlemlediğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın her bir boyutta türlü türlü güzel güzel varlıklar halk edebildiğini ve yaratmasının sınırının olmadığını anlıyoruz. Yeşil ve nazenin yapraklara baktığımız zaman topraktan, kupkuru topraktan veya fırtınalı bir kıştan sonra ne kadar büyük ve sayısız güzelliklerin gizlendiğini fark ediyoruz. Her bir olukta, her bir kayada, her bir ağacın kökünde Cenab-ı Hakk'a ait neler ve neler duyuyoruz. Bir de Cenab-ı Hak tek bir desen halinde yaratmamış. Yani desenler o kadar çok ki, yani bir ağacın kavuğundan, işte çimenlerin her bir yaprağının deseninden tutun da ağaçların renklerine kadar, desenlerine kadar o kadar ince işlenmiş ki kainat. Kainatın güzelliğine baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın cemalinin gölgesinin 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 gölgesi bile olamayan şu dünya hayatına baktığımız zaman işte o zaman cemalullah'a şevk kazanacağız, cennete şevk kazanacağız. Şu güzelim ağacın yapraklarına yaklaştığımız zaman arasından yeni çıkmış çiçekler, onlar sonradan meyveye dönüşecek. Onlara bakmaya kıyamıyoruz. Renklerini gördüğümüz zaman içimize yayılan o hissiyat, o güneşin ışıklarının karışımıyla gözlerimize çarpan tüm güzellikler, baktığımız zaman, yaklaştığımız zaman her bir tomurda, her bir çiçekte Cenab-ı Hakk'ın güzelliği gerçekten güzel sanatları başımıza döndürüyor. Kainatta her şey hareket halinde. Cenab-ı Hak boşluk yaratmamış. Her bir boşluk insanın ruhunda gerçekten yaralar açar. O yüzden Cenab-ı Hak kainatta nasıl boşluk yaratmadıysa insan da kendi iç dünyasında boşluk bırakmamalı. Sürekli tefekkür ve tezekkürle kendisini doldurmaya çalışmalıdır. İnsanların en hayırlısı insanlığa faydalı olandır. Gökyüzündeki şu gümüşü renge baktığımız zaman, aradaki mavi tonlara baktığımız zaman gerçekten hayret etmemek mümkün değil. Bu renklerin, bu güzelliklerin insana verdiği haz ve lezzet, hani Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz sırrınca Rabbinizin hangi bir nimetini anlatıp tam anlatmaya takat yetirebiliriz ve nasıl şükredebiliriz? İşte şu gökyüzünün mavisinin, beyazının, beyaz bulutların arasında yeşil nazenin, çiçeklerin, yaprakların, ağaçların görüntüsü ve insanların sürekli bir şeyler yapmak istemesi, bir hedefe doğru koşması ve gayretleri, çabaları da ekranda gözlerimizin önünde. Evet, ismini yani türlerini, çeşitlerini sayamayacağımız kadar çeşit çeşit yeryüzünü donatmış Rabbimiz. Eğer biz aya sadece ay olarak, mehtaba mehtap olarak, güneşe güneş olarak bakarsak kainatın sadece dış yüzünü okuyoruz, hakikatine, iç yüzüne inemiyoruz demektir. Bir katip kitabı yazarken oradaki esas manalardır, harflerin dış görünüşleri değildir. Orada A'yı, B'yi, C'yi vermek için değil, oradaki manayı anlamamız için katip o kitabı kaleme almıştır. Kitabın manasını anlamamak da gerçekten çok katibe karşı çok büyük bir saygısızlıktır. Bir resim sarayına gidip de, resim sergisine gidip de orada sadece resimlerdeki işte şekillere takılmak, şu böyle olsaydı, bu böyle olsaydı deyip ressamın vermek istediği manayı anlamaya gayret etmemek o ressama karşı gerçekten büyük bir belki küstahlık olacaktır. İşte çocuklarla şenlendirilen yeryüzü, yani varlıklarla şenlendirilen bir çocuğun hareketi, baktığımız zaman hani insana verilen aşk, şevk, iştiyak, bahar geldiği zaman insanlar
hemen koşuyorlar, toprakla, yeryüzüyle, gökyüzüyle buluşmak istiyorlar. Çünkü insan topraktan yaratılmış ve tekrar bedeniyle toprağa dönecek. Allah hani ruhumdan üfledim ve nefaktu mir ruhi buyuruyor. Yani ruhlarımız bizzat Cenab-ı Hakk'ın katından yeryüzünde bir seyahatte. Bizler birer seyyahız. İşte şu nazenin çiçeklere baktığımız zaman, şu renk cümbüşüne baktığımız zaman insan cennet nasıl olabilir diye hayal ediyor. Cennete gittiğimiz zaman bütün dünya nimetlerini unutacağız. Dünya nimetleri de neymiş diyeceğiz yani. Cenab-ı Hak cemalullahını, cemalini gösterdiği zaman cennet nimetlerini unutacağız. Bir de rızasını indirdiği zaman her şeyi unutacağız. O yüzden gerçekten hazırlık vaktidir. Rabbim bizi nimetlerini tefekkür eden, tezekkürle gerilen kullarından eylesin. Hayırlı günler dostlarım.